Herkese merhaba. Hiç sıcak hava balonuyla gezmek istediniz mi? Pekala, onu uzaklarda aramanıza gerek yok. Bugün sizi gökyüzüne götüreceğim. Hatta biraz ötesine. Çünkü bunu yapabilirim. Bu balonun özel bir malzemeden yapıldı. Böylece dış uzayın olabildiğince yakınına uçacağız. Hazır mısınız? Hadi atlayın o zaman. Yerden henüz havalandık ve işte ortalama bir ağaç yüksekliğindeyiz. Çocukluğunuzu hatırlıyor musunuz? Hani gördüğünüz her ağaca tırmandığınız, maymun kralcılık oynadığınız zamanları. Ah ne günlerdi. Acaba şu gördüğüm benim evim mi? Her neyse, yukarıya doğru ilerliyoruz ve sonunda dünyadaki en yüksek ağacın yani Hyperion'un seviyesindeyiz. Kaliforniya'daki bu sekoya ağacı göğe 115 metre uzanır. Buradaki rüzgar bayağı güçlü. Hyperion'un nasıl sallandığına baksanıza. Tam bir dev ağaç. Şimdi birazcık yükseliyoruz ve dünyadaki en yüksek hız treninin yani King Dakar'ın tepesindeyiz. New Jersey'deki bu tren 127 metre yüksekliğinde. Bu hız treni aynı zamanda dünyadaki ikinci en hızlı hız trenidir. Bu canavara binmek ister miydiniz? Yorumlarda bana anlatın. Ben hiç de hevesli değilim. Tamam, biraz hızlanıyoruz. 340 metre yükseklikte Fransa'daki Milieu Viadüğü'nün üzerinde uçuyoruz. Evet, bu bir köprü ve dünyadaki en yüksek ağaçtan 3 kat daha yüksekte. Manzara şahane. Acaba şiddetli rüzgar arabaları nasıl uçurmuyor? 635 metrede Tokyo Skytree'nin yani dünyadaki en yüksek gözlem kulesinin tepesindeyiz. İnanın buradan neredeyse her yeri görebilirsiniz. Bu yükseklikten herhalde evimi yine görebilirim. Ama pek emin değilim. Pekala, sonunda bugüne kadar yapılmış en yüksek binanın seviyesine ulaştık. Dubai'deki Burj Khalifa. 830 metre yükseklikte ve gökyüzü burada yerdeyken olduğundan daha yakın görünüyor. Ay, aman biraz başım döndü. Artık insan yapılarının yüksekliğini geçtik ve doğanın krallığına giriyoruz. İlk ara noktamız Venezuela'daki Angel Şelaleleri. Tam 979 metre yükseklikteyiz. Yukarı Bak filmine bu yerin esin kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi öğrendiniz, artık biliyorsunuz. Biraz hızlanalım mı? Ateşi verelim. He? O da ne? Bir su damlası mı? Görünüşe göre bir yağmur bulutuna doğru gidiyoruz. Bir yere tutunun, zorlu bir uçuş olacak. Oh, güç bela atlattık. O şimşeği gördünüz mü? Az önce gerçek bir fırtına bulutundan geçtik. Onlar en ağırları oldukları için en alçak seviyedeki bulutlardır. Neredeyse her yükseklikte oluşabilirler ve bu kez onlarla 1370 metrede karşılaşacak kadar şanssızdık. Tamam, fırtına geride kaldı. Şimdi 2000 metredeyiz ve etraftaki beyaz bulutlar yüzünden hiçbir şey göremezsiniz. En alt seviyede bulunan kümülüs bulutları işte bu yükseklikte oluşuyor. Şimdi onların içinden geçiyoruz. Siz yine de yağmurluğunuzu daha çıkarmayın. Bulutların neden yapıldığını unutmayın. Gökyüzündeki bu beyaz bulutlar bile tamamen suyla dolu. Nihayet bulutlardan çıktık ve istikrarlı bir şekilde açık gökyüzüne yükseliyoruz. Biraz gecikmeli de olsa dünyadaki en yüksek yükseltilerden birine yaklaşıyoruz. Mauna Kea. Dünyadaki en yüksek yanardağ. Bu volkan Büyük Hawaii Adası'ndadır. Deniz seviyesinden 4205 metre yüksektedir ve verdiğim bu son ayrıntı çok önemli. Gördüğünüz gibi bu dağın gerçek tabanı çok daha derinde. Gerçek eteğinden zirvesine kadar hesaplarsanız tam 10210 metre yüksekliktedir. Bu onu yalnızca en yüksek volkan yapmaz, aynı zamanda onun dünyadaki en yüksek dağ olduğunu gösterir. Ama şu an deniz seviyesinden itibaren hesaplıyoruz. Alınmaca yok Mauna Kea. Sen muhteşemsin ama kral değilsin. Vay canına, ama gitgide daha soğuk hale geliyor ve inceliyor. Hissediyor musunuz? Ne kadar yükseğe çıkarsak nefes almak o kadar güçleşiyor. Yine de bu yükseklikte hala yeterince hava var. Sadece bana göre biraz fazla temiz. Her neyse, oradaki kuşları görüyor musunuz? Ne onlar? Ördek mi? Ördekler aşırı yüksekliklerde uçmayı sevmez sanıyordum. Yani evimin hemen yakınındaki gölette yaşayan bir sürü ördek var. He, internete göre bunlar yaban ördeğiymiş ve 6400 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyormuş. Biz de şimdi tam o yükseklikteyiz. Sürünün hemen üzerinde uçan bir ant kondoru var. Herhalde avlanıyor. Biz işlerine karışmayalım ve biraz daha yükselelim. Yine mi bulut? Neyse ki güvenilir yağmurluğum yanımda. Bunlar en yükseklerdeki bulutlar. Kabaca 7500 metre irtifada oluşuyorlar.
Aşağıdan bakınca gökyüzündeki ince beyaz şarşaflar gibi görünüyorlar. Bir süre önce geçtiğimiz pofuduk bulutlardan kesinlikle farklılar. Onlarla daha yükseklerde de karşılaşacağız. Çünkü 18 bin metre yükseklikte bile oluşabiliyorlar. Ama oraya daha sonra geleceğiz. Şu anda da sizi yüksek, ulu ve rakipsiz Everest'le tanıştırıyorum. Tüm dünyadaki en yüksek zirve, Himalayalar'da olduğunu zaten biliyorsunuz. Hızlıca doruğuna doğru yaklaşıyoruz ve oraya vardığımızda deniz seviyesinden 8848 metre yüksekte olacağız. Everest'ten daha yüksekte bulutlardan başka bir şey yok ve her yıl binlerce kişi zirvesine ulaşmaya çalışıyor. Ne yazık ki her zaman başarılı olamıyorlar. İşte balonumuzla gökyüzünde süzülürken bir süre için göreceğimiz tek toprak parçasına hoşça kal diyoruz. Fakat burada işimizin bittiğini düşünüyorsanız şaşırmaya hazır olun. Daha da yükselerek birazdan turnalara selam vereceğiz. Evet, bu çılgın kuşlar için 10.000 metrede uçmak çocuk oyuncağıdır. Fakat oldukça da zekiler çünkü böylesine yüksek irtifalarda kartallardan yani doğal düşmanlarından kolaylıkla kaçabiliyorlar. Everest'in zirvesine tırmandığınızı ve üstünüzden bu güzel kuşların sürüsünün geçtiğini bir düşünün. Artık tehlikeli bölgeye giriyoruz ve şanssızlık yine bizi buluyor. Saklanın! Oo, ucuz atlattık. Bildiğiniz gibi 11 bin metre yani yaklaşık 36 bin fit uçakların en etkin olduğu irtifadır. Aslında 35 bin 42 bin fit arasında uçarlar. Bu sınırlar içinde havanın direnci ve yoğunluğu uçaklar için mükemmeldir. Bu yüzden pilotlar bu sınırlarda seyretmeyi yeğler. Bu nedenle buradan mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşsak iyi olur. Neyse, daha fazla sorun yaşamadan uzaklaşmayı başardık. Artık üzerimizde neredeyse hiçbir şey yok. 18 bin metre yükseklikte az önce söylediğim gibi son bulutları geçiyoruz. Beyazlık son bulduğunda troposferden ayrılmış olacağız. Esasında bu katmanın irtifası nerede olduğunuza göre değişiyor. En yüksek katmanları tropik bölgelerde, en alçak katmanları da kutup bölgelerinde. Bilimsel olarak anlatırsak, 12 bin metredeyken bu katmandan ayrılıp tropopoz denilen katmana geçtik. Tropopoza geldiğimizi hissedebilirsiniz çünkü hava biraz daha ısındı. Tropopoz, troposferi stratosferden ayıran katmandır ve burada irtifa arttıkça hava soğumaz. Sonunda tropopozdan da çıkıp stratosfere girdik. Burada gökyüzü masmavi ve balonumuzla gidebileceğimiz en yüksek nokta burası. Aslına bakarsanız bir insanın sıcak hava balonuyla çıkabileceği en yüksek noktadayız. 2005'te Hintli bir adam 21.290 metreye çıkarak bir dünya irtifa rekoru kırdı. Ve sonra sağ salim yere inebildi. Biz şu an rekor falan kırmıyoruz. Bugünlük varış noktamız burası. Altımızdaki şu dünyanın güzelliğine bir bakın. Kıvrım kıvrım bulutlar, mavi okyanuslar ve şaşırtıcı birçok şey. Umarım küçük yolculuğumuzdan keyif almışsınızdır. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte beğeneceğinizi düşündüğüm bazı videolar. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoyu seçip tıklamak. Hayata olumlu bakın.